Merhaba arkadaşlar. Bugün size El Fakir tütününün farklı bir aroması olan yaban mersini tütünü yapacağız. İlk başta her zamanki gibi lülemizi alıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Tütünümüz de bu şekilde. El Fakir yaban mersini. İlk başta biraz karıştırıyoruz ki şerbeti biraz daha iyi yoğunlaşsın. Önce içinde biraz çer çöp varsa onları ayıtlıyoruz. Şu şekilde. Ve sıra lülemizi doldurmaya geliyor. Şu şekilde fazla sıkıştırmadan tütünlerimizi yerleştiriyoruz. Ben lülemi fazla doldurmuyorum. Nedeni ise lülede tütün fazla olduğu zaman tütün folyoya değerek tütünümün daha çabuk yakmasını sağlıyor. O yüzden fazla tütün koymamayı tercih ediyorum ve sık aralıklarla dizmemeye dikkat ediyorum. Şu şekilde bunun tütünü yeterli şu anda. İkinci işlemimiz olan folyolama işlemine geliyor sıra. Folyomuz da böyle. Bu nargile folyosu. Birazcık normal folyo ve daha kalın. Şu boydaki bir mesafe yeter bize. Şekilde tam ortaya gelecek şekilde iyice basınç uygulayarak güzelce presliyorum. Yanları iyice kapandığına emin olduktan sonra elimle güzelce kenarlarını presliyorum ki hava almasını engelleyelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Sıra ise delme işlemine geliyor. Bunu bu şekilde bir civata ya da ucu sivri, kürdan herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. İlk başta şu ortaya birazcık büyükçe havalandırma deliği açıyorum ki tütünüm daha geç yansın. Şu şekilde delmeye başlıyorum. 20-25 tane delik yeterli olacaktır. Çünkü tek folyo yaptığım için daha fazla delik delmemde tütünüm daha çabuk yanıyor. Şu şekilde yeterli. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü işlemimiz nargileyi açma işlemi. Bu işlemi göstermeden önce size marpuçu göstereceğim. Bu marpuç deri marpuçtur ve bu üzerinde de benim nickimi taşıyan abnemlerle yazılmıştır. Özel yaptırdım bunu. Gördüğünüz gibi gayet deri ve devamlılığı uzun süren bir marpuçtur. Sizlerin de eğer nargile içiyorsanız deri marpuçla içmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde şurayı istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Şu şekilde bazı saksaklar oluyor ama bunlar çok da önemli değil. Ben bunun içine bu yüzden tek bir tütünüme bunu alıştırdığım için genelde sadece bunda yaban mersini içiyorum. O yüzden fazla yıkamayı tercih etmiyorum. Çünkü sadece ben içiyorum. Eğer çok fazla yıkarsanız nargilenin aroması da çok iyi alamayabilirsiniz. O yüzden yıkamamanızı tavsiye ediyorum çok fazla. Ve şimdi şu şekilde nargilemizi güzel hava almayacak şekilde sıkıştıralım. Ve daha sonra lülemizi alıp güzelce hava almayacak şekilde bunu da sıkıştıralım. Kömürlerimize gelince ise ben Hindistan cevizi kömürü kullanıyorum ama meşe kömürü buna göre biraz daha iyi. Meşe kömürü elimde fazla şu anda bulunmadığı için Hindistan cevizi kömürüyle yaptım. Bu kömür de çok iyi bir tütündür. Kömürdü. Ama bu kömür ısısı fazla olduğu için yüksek sıcaklıktayken ya da yeni yanmış iken bir anda koymamanızı tavsiye ederim. Eğer bir anda koyarsanız tütününüz daha çabuk yanacaktır. O yüzden birazcık benim beklettiğim gibi bekletirseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ve özellikle böyle gördüğünüz gibi kıpkırmızı yanmış olduğuna dikkat edin ki herhangi bir baş ağrısı yapmasın. Şimdi ise şu şekilde kömürlerimizi
iyice üflettikten sonra lülemizin üstüne koyuyoruz. Birazcık dura dura siyahlaşıyor ama zaten kömür kızardı iyice. Gördüğünüz gibi nargilemiz açıldı. Size nargile hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Böyle oturalım rahatça. Bizim Muhittin ağa uyuyor orada. Evet. Arkadaşlar, bu gördüğünüz tütün yaban mersini. El Fakir'in orijinal bir tütündür. Yani bu Türkiye'de bulunması biraz sıkıntılı ama bulabilirseniz bu tütünü içmenizi tavsiye ederim. Benim en sevdiğim tütünlerden birisi yaban mersinidir. Çünkü içimi rahat, insana bir ferahlık veriyor. Yani nane tadı gibi, böyle ne bileyim, insanı ferahlatan bir tat. Şu konuya da değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız var, ben gördüğüm kadarıyla internette. El Fakir tütününü alıp şeyin tezgahın üstüne boşalttıktan sonra bunlar tütünleri kıymaya giriyor. Sanki bunlar salata yapıyormuş gibi. Ne bileyim marul doğruyormuş gibi. El Fakir tütününü bu şekilde yapmamıza hiçbir gerek yoktur. Zaten tütün orijinal, tütünün kendi orijinali yapraklarından ayrılmış ve küçük halde hizmete sunulmuştur. Herhangi bir şerbetini sıkmamıza, ne bileyim, bir bıçakla kıymamıza gerek yoktur. Benim düşüncem bu. Ama siz de zaten tütünü aldıktan sonra farkını göreceksiniz. Yani dediğim gibi kömür olarak ise meşe kömürü en iyisidir. Ama meşe kömürü sürekli ekstra bir mangal ya da şeyin üzerinde sürekli yanması lazım. Eğer iyi yapmazsanız çok çabuk sönüyor ve nargileniz iyi olmuyor. Sürekli kömürle uğraşıyorsunuz. Ama bu Hindistan cevizi kömüründe 3 tanesini yaktığınızdan itibaren en aşağı 1 saat içiyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, ben elimden geldiği kadar size çektiğim videolarla yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlemek ya da tekrar takip etmek istiyorsanız videonun altındaki beğeni tuşuna basıp abone olmanızı rica ederim. Ve bu şekilde sizlere daha çok video çekme şansını yakalarsam size daha çok videolar çekeceğim. Ve daha farklı çeşitlerimizi sunmaya çalışacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.